Şu soru aklımıza gelebilir. Niye Cenab-ı Hak bütün ayetleri, Kur'an'daki var olan bütün ayetleri açık, anlaşılabilir, muhkem, hiç yoruma ihtiyaç duymayan, kapalı olmayan ayetler halinde indirmedi? Aslında bunu indirebilirdi. Niçin orada manası zor anlaşılan veya hiç anlaşılmayan veya hiç anlaşılma ihtimalde olmayan belki kıyamete kadar ayetlerin bulunmasının hikmeti ne olabilir? Öncelikle şunu ifade edelim. Kur'an-ı Kerim Yüce Rabbimizin kelamıdır. Yüce Rabbimizin alim, ilim sıfatının, hakim, hikmet sıfatının, irade sıfatının yani pek çok esmasının tecelli etmiş olduğu bir kitaptır. Ve Peygamberimizin indirdiği ahir zaman kitabıdır, son kitaptır ve bu kitap kıyamete kadar baki kalacaktır. Bu kitap her bakımdan, her türlü ilmi alanda kulların ulaştığı seviyenin ötesinde bir mahiyet arz etmektedir. Hatta şunu rahatla söylüyoruz. Kur'an önden gider, bilim onun arkasından gelir. Yani ilim noktasından, bilgi noktasından Kur'an-ı Kerim'i aşabilecek hiçbir kitap, hiçbir bilgi, söz konusu değildir. Şey i̇şte peki Kur'an-ı Kerim bu bu özelliği nasıl e, devam ettirebilmektedir? Eğer bütün sözleri açık söyleseydi. Bütün sözleri her insan, her duyan anlayacak olsaydı yani çağlar boyu insanlara yol göstermesi, ışık vermesi, onları yönlendirmesi, onları sürekli çalışmaya teşvik etmesi nasıl mümkün olabilirdi? Dolayısıyla oradaki incelikler, ince düşünceler, ince fikirler, ince manalar her çağda düşünen beyinleri, akılları sürekli incelemeye, araştırmaya, bilimsel araştırma yapmaya, meselenin künhünü kavramaya teşvik etmekte aklı durağanlıktan, beyni pasiflikten, insanı yine efendim böyle atıllıktan kurtaran, onu her yönden çalışmaya ve araştırmaya teşvik eden bir özellik arz ediyor bu müteşavi ayetler. İkinci olarak da eğer Yüce Rabbimiz o müteşavi ayetlerde çok geniş manaları birkaç cümleyle, birkaç kelimeyle ifade etmekte adeta o alanla ilgili bir bilimin 500 sayfa kitapla ifade edemeyeceği gerçekleri Yüce Rabbimiz bir kelimeyle, iki üç kelimeyle bir cümleyle ifade etmekte o kadar geniş manayı oraya e, yerleştirebilmektedir. Eğer Yüce Rabbimiz o manaların hepsini muhkem ayetlerde olduğu gibi böyle tafsilatlı bir müdayen ayetinde olduğu gibi yani Yazışma, noterlik işlerini anlatan Bakara suresi 282. ayet-i kerimede olduğu gibi tavsiyat yapacak olsaydı elimizde Kur'an gibi, Musaf gibi belki 100 tane, bin tane Musaf olması gerekecekti. Bunu okumakta zor olacaktı, anlamakta zor olacaktı, ezberi zor olacaktı. Dolayısıyla pek çok hikmeti var. Ben sadece bunların bir kısmını arz etmiş oldum.